Twitchflix. Hoş geldiniz. Mevzu. Dakika biri al abi. Niye? Kandıbla Twitch Japan'ın yeni bölümü. Bölüme geçmeden önce bu hafta bir sponsorumuz var. Allah Allah! Yani Surfshark VPN'i açık. Vay! 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 Tabii! Okan! Tabii Clay'nin. Alırsın ya. Al al. Al sponsorları VPN. Hı. Tabii. Eğer haberiniz varsa Twitter'dan bana ulaştırabilirsiniz. Jahre'nin Şeyda Erdoğan'ın 10 dakikadır baygınım şimdi ayıldım sebebi doğalgaz faturamın 1200 TL'ye gelmesi tweetini alıntılayarak şöyle bir tweet paylaştı. Şeyda'cığım AKP'nin Z jenerasyondan oy devşirebilmek için çok para döktüğü gayri resmi hesap projesinde bulunduğun ve bu projeden muhtemelen para kazandığın için bugün utanıyor musun? Pişman olabilmek de büyük bir erdemdir dedi. Şöyle gayri resmi hesabın büyük challenge, Türkiye'nin en genç milletvekiliyle büyük challenge videosunu fotoğrafına attı. Daha sonra Şeyda Erdoğan da uzun bir tweet paylaştı bununla alakalı. Özet olarak bugün olsa yapar mıyım? Hayır. Videoda utanacağım veya siyasi olumlama içeren bir şey yapmış mıyım? Söylemiş miyim? Hayır. O dönemki ajansının baskılarıyla yaptığını söylüyor videoyu. Ben geçtiğimiz 3 yılda yaşadıklarımla kendimi büyütmeyi öğrendim. Herkese de tavsiyem budur diye bitirmiş. Daha sonra Jahre'in Burak Güngör aramış. Burak Güngör de Şeyda Erdoğan'ın o zamanki sevgilisiymiş sanırım. Bu tweet'i atmadan önce Burak'la görüştüm. Bana paralı bir iş olduğunu, cüzi bir miktar olduğunu ve ajansın baskı kurduğunu söyledi. Ben de yine de bu tweet'i atacağım. Şeyda kendisini açıklasın dedim. Çünkü günün sonunda sen takipçisi olan, güçlü ve ajansın zorla bir şey yaptıramayacağı reşit bir bireysin. AKP'nin işlevsiz milletvekili Rümeysa'nın şirin görünme çabalarına alet olmamayı seçebilir. Saygılar, sevgiler canım kardeşim. Jahre'in Underwood şeklinde bir tweet paylaştı. Miafit NFT projeleri var mıdır ilginizi çeken? Mention'lara bırakırsanız bir bakayım şeklinde bir tweet attı. Utenara da şöyle bir yanıt verdi. Yakında çok zor oldu ama sizler için whitelist aldım postları gelir mi? Şeklinde bir göndermeli bir tweet. Miafit de Ferit'in tweetlerinin önünde kalıyor olacağım. Aa bana sallanmış. Olursa, dedi. Bir şey söyleyeceğim. Ben öyle bir tweet mi attım ya çok zor oldu falan diye. Ben normal size VL aldım arkadaşlar. Buyurun diye attım ya. Itıcın.ethereum. Tabi. Ethereum'a desteğimiz tam. Hayır oğlum öyle bir tweet atmadım. Çok zor oldu falan demedim ya. Ben normal. Abi niye. Bir dakika niye Friendly Fire'a çıktı şu an Şükrü. Orada Şükrü beni amaçlamamıştır ya. Oğlum. Benim o paylaştığım şey var ya hatırlıyor musunuz? Hangi projeydi ya? C01 miydi? Ben neyi paylaştım? Yok. Oxy Origin. Oxy Origin'i paylaşmıştım Instagram'dan. O proje kar ettirdi. Hatta bana mesaj atanlar var. Abi sağ ol, Allah razı olsun bilmem ne diye. PLNFT mi? PLNFT de şu an kaç bilmiyorum Floru. 0.1 olması lazım. Ben PLNFT'nin şey olayını sevdim. Hem içerisindeki kişiler iyi. Yani projenin arkasındaki isimler iyi. Hem de projenin mantığı güzel aslında. İlerideki böyle etkinliklere sadece o NFT ownerları gitmesi vesaire olayı bence hoş. Doshin 32. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Devam. Artık Twitch'le kontrat altında değil. Artık başka bir yayın sitesiyle anlaşabilir. Bakalım nereyle anlaşacak. Bit skandalında ismi geçen İbrahim Nurzi, sandıkçı, olaylar hakkında bir açıklama yayınladı. Kısacası Bit skandalında çıktığında esporu vesaire bırakmıştı, geri döndüğünü açıkladı. Futbolist takımının Valorant menajeri Diamond, Nurzi'nin Bit olayları... Senin tavsiyelerin ciddi para kazandırdı. Pitbull olsun, kedi köpek muhabbetleri olsun, YT'de ama aklını kullanan kaldırdığı hasılatı hocam. Evet Fubi TV yani... Ya en başta Şükrü ya. En başta Şükrü. Yani Şükrü'ye olan tavsiyelerimi düşünün ya. Sadece NFT değil yani. Şükrü kendi söylesin. Miafit sekinlendim.
ile alakalı açıklamasından sonra attığı tweet. Hepiniz mağdursunuz anasını satayım. Herkes aynı hikaye. Herkes mail atmış. Herkes davaya yardım etmiş. Kimse para harcamamış. Çok üzgünlermiş. Abi sen onlar gibi değilsiniz. Bir ben suçluyum amına koyduğumun yerinde. Ben malım. 10k dolar ile suçlu olmak yerine sıfırla suçluyum. Şeklinde bir tweet. Kendine mi üstsen Cyberrules, Xerox ve Eray, GeForce Nvidia RTX sponsorluğu Dying Light 2 oynamaya çalıştılar ama oynayamadılar. Onun yerine Valorant oynadılar. Hasan abi 200 bin dolara Porsche Taycan almış. Hasan abi de Türk asıllı yabancı yönetici. Siyaset yayınları da yapıyor. MasterChef izleme yayınları da yapıyor. Bayağı da izleniyor bilmeyenler için. Merak edenler için Cahreyn ve Purple Bixi'nin canlı popülerlik sayılarını da şöyle SS almıştım göstereyim. 6700 Purple Bixi, 19800 de Cahreyn. Tabii bu popülerlik dediğim gibi ne kadar izlenme. 10'da 1'i mi 13'te 1'i mi öyle bir şey diyorlardı. Ona göre artık hesaplarsınız. Eldren Stories'inde ifadeye çağrıldığını belirtti. Ege Arseven ve Tuna 15 bin dolar ödüllü FIFA Twitch Rivals şampiyonu oldu. Kendine Müslüm yeni nesil rapçilerin gereksiz linç yemesi hakkında konuştu. Kısacası yeni nesil rapçileri biraz savundu ve herkesin bir anda sakopacı ve cezacı kesilmesinden yakındı. O zaman bu Sefo'yu kim dinliyor 80 milyon 100 milyon falan diye. Ve yorum olarak da yine bayağı uzun bir metin bırakmış. Her tarafı uzun uzun yazmış falan. Uten arası da Sefo kim yazmış. Jaren de boş diye bir yorum atmış. Kendine Müslüm müzik ile konuş konuştuklarımın anlaşılmaması üzerine şeklinde bir tweet longer paylaştı. Uzun bayağı uzun yazdı. Özet olarak ya yayında müzikle alakalı, ya. Yeni nesil rapçilerle alakalı vesaire bir şeyler konuştu Kemal. Benim de beğenmediğim çok şey oluyor ama hedef olan bir kişiye kızmak en kolayı. Zemini sağlam yapmak lazım ki kat çıkabilirim. Şimdi bana küsenler olabilir, kızanlar olabilir, iyi akşamlar demiş. Yayında makarayla karışık konuştuklarını insanlar yanlış anlamış kısacası. Vıtıcın Coca-Cola reklam filminde rol aldı. Vıtıcın Coca-Cola reklam filminde rol aldı. Bu postun yorumlarında da Utenara çok iyi bence, kısa ve öz. Kendine Müslüm taç atmış. Vıtıcın teşekkür ederim güzel yorumların için arkadaşlar demiş. Ya Rain göz kırparak ekrana parmağını uzattığı sahnede pipim sertleşti demiş. Svegibark çok net güzel olmuş. Eline sağlık Ferodayı demiş. Semoşki replik kesilmiş. Sabah kalkar kalkmaz sigara kola gerçek demiş. Reklam filminde şöyle izleyelim. Oyunlardaki en büyük mucize ne biliyor musun? Hani sanal dünya diyorlar ya. O dünya aslında gerçek. Tamam, oyundaki karakterlerimiz değil belki ama candan kurduğumuz dostluklar gerçek. Maceralarımız değilse de maceralarımızın heyecanı gerçek. İşte ben bu kadar gerçek hissediyorsam o zaman gerçektir. Swaggy Bark'a büyük tepki. Swaggy Bark'ın Valorant'ta girdiği ilk maçta bir kadın oyuncu tarafından cinsiyetçi küfürlere maruz kalması ve bunu mizahi bir dille Twitter'da paylaşması üzerine içlerinde kadın e-sporcuların da dahil olmak üzere birçok kişiden alay ettiği gerekçesiyle tepki gördü. Şöyle tepkileri bir göstereyim önce. İşte bu olmamış, sen ne yap biliyor musun? Arabesk müzik üzerine sigara içerken biz böyle delikanlıyız. Nasıl bir tayıkladığını anlatan yayıncı RP'si yap. Troll desen değil, ofansif mizah desen alakası yok. İzlerken kişi adına utandım. Sil kanka. Çok komik, bir daha almasın. İnsanları ben trolledim, kışkırttım ve karşı taraf sinirlenip küfür etmiş sanmış. Ama oyuna girdiğim ilk saniyede selam verip ilk oyunum olduğunu söylediğim anda küfürler gelmeye başladı şekli. Yani Alp'i tanırım. Alp öyle bir insan değil ya zaten. Saçma bilinç. Yine bir yorum da paylaşmış. Homofobiklik ve ağır küfürler gelmeye başlayınca da yayında olduğum için ortamı yumuşatmak için şakaya vurdum dedi. Burada komik bir tane yorum gördüm. Uzay Zuhal'in daha doğru tarafta olduğunu görmedim. Bir yorum var. Uzay Zuhal'i tanımam etmem. Bilmiyorum daha önce başka hangi taraflarda oldu ama komikti yani. Yorum komik. Nasıl komik geliyor o zaman tanımıyorsan? Swag Park'ın... Yorum yapma bro. Haberini sun geç. Videosunda da bir bakalım. Tweet'ine de bir bakalım. Orada. Bu full buradan gidiyorum ki burayı öğreneyim. Dönmüyoruz ya, A'ya gelsenize. Sakın Musi gitme, dinleme. Kandırıyor seni. Ne alaka? Operate Rabbis. Ne alaka abi, sadece A'ya kurduğumuzu alamıyoruz. İyi misin? Mustafa gelir misin? Siktir. Abi niye küfür kullanıyorsun? Direkt Twitter'a yüklüyorum yarın bunu yaptığın olaydan dolayı. Ne diyorsun amına koyayım ya? Twitter'a yüklüyorum abi küfür ettiğinden dolayı bunu. Ötüne sok Twitter'ı. Tamam abi, ben yüklüyorum yarın. Bundan sonra görürüz. Allah Allah ya. Niye küfür ediyorsun? Niye küfür ediyorsun abi? Benim dayım Zelemit hastası ya. Ben 2 gündür burada Valorant oynuyorum günde 40 saat. Ya dayını sikeyim, sus ya. Dayım oğlum öldü dayım zaten. Yaptığın ayıp ya. Salın abi. Hadi hadi hadi. Yazık kafana. Kardeş ben şaka yapıyorum sanıyorsun ama ben yani Twitter'a atacağım, tamam. Sağ ol. Ya. Oğlum kötü bir şey sormuyorum. İlk 100 bine girdin mi diye soruyorum. Harbi merak.
Fazla merak, kötü yarak demişler. Mustafa bunları kesin. Siktir et gel benden. Boşar abi. Mustafa'ya aşık mı oldun? Amına kodumun geyi. Kardeşim geylik kötü bir şey değil yalnız o dediğin. Bunun üzerine Sıfagi bak şöyle bir tweet paylaştı. Homofobikliği savunacak kadar benden nefret ediyorsunuz. Karakteriniz ve kişiliğiniz prim için. Her kaba yani oyacak şekilde akışkan. Cümle... Uzatmaya gerek yok. Şansınızı başka biri üzerine veriyorsun. Burak oyunda Twitch kanalı 200 bin takipçiye ulaştı. Nimpia'dan Eldiren'in ekibine tepki. Nimpia yayın sırasında Eldiren'in ekibinden Cordisos ve Lazona'nın aralarında girdiği iddiayı kaybettiği için yayınına çıkmasına tepki gösterdi. Niye rezil olup utansın ki? Benim yayınım rezil olmayacak bir şey mi? Şey ayrı. Bir şey de yapmıyoruz ki. Saç yarışması yapıyorduk. Kimseyi aşağılamıyorduk dedi. Tamam buna bir açalım. Yoksa... Ayıp değil mi kızım? Bayağı bu uzun bir videoymuş. Bunu şey yapmayalım. Eldiren de bu posta yorum olarak şöyle bir şey yazdı. Bu kim lan? Kimsin lan sen vurgusu gibi değil. Yanlış anlaşılmasını istemem. Tanımam ama şaşırmasın. Çok fazla Twitch'te ve sosyal medyada zaman geçirmiyorum. Anlık olarak refleks sorgulama tarzım o. Aşağılamak veya küçültmek için söylediğim bir şey değil. Bizimkilerin derdi yanlış anlaşılmasın kendisi tarafından. Rezil olma mevzusu senin yayına katılmanın değil. Kel alaka bir yayında, kel alaka bir konunun içerisinde Lazanya'nın Cordyceps tarafından azarlanması, küçük düşmesi. Nitekim neden sabote ediyorsunuz diye belirtmişim. Bizim herkese saygımız vardır. Kendi dünyamızda eğlenmemize bakıyoruz. Ama yine de farkında olmadan kalp kırdıysak affola. Drama için gök titanlarının namına koyayım. Benden ekmek çıkmaz demiş. Stream Charts'ın katkılarıyla en çok izlenen klip ve istatistikler bölümüne geçiyoruz. Stream Charts'a da buradan teşekkür ederim. En çok izlenen klip. Ben bir tane daha açayım şunu. 25 kaldık abi. Dandik mi? Ay, dandik ya. Oha! Tutti! Vallahi tutti! Vallahi tutti! İtalya! Cemil Jorniyon İtalyano! İtalyano! Fantastico! Fantastico! İtalyano! 4 oldu sayıcı! Allah 4 oldu 4! Söyle 4 oldu abi. Sayıcı 4 yapar mısın? 1, 2, 3... Bak 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 tane. Yarın 7'lini çıkartıyor. Penaltı atacak şimdi abi. Kalet direklerini şöyle 7 metre koy, şöyle bir koyuyor penaltıyı. 99 penaltı. Fatih Hoca, Fatih Hoca, Fatih Hoca. Nerede? Orta tuş. Fatih Hoca. Hoca ne fattı per razı erra kerra. Arkasında bir de var abi. Abi Jorginho be. Devam abi. Helal harbi. Bu haftanın en çok izlenme sahte Eldiren, bu haftanın en çok tepe izleyicisi Eldiren, bu haftanın en çok ortalama izleyicisi Eldiren, bu haftanın en çok yayın süresi I'm Hartman, bu haftanın en çok izlenme kazananı MDRL, bu haftanın en çok takipçi kazananıysa, bu haftanın en çok takipçi kazananıysa, bu ne oğlum? Oha! 300 bin MDRL ne lan? Bu bug'lı bu arada. Bug'lı oğlum, 175 bin burada bug'lı. Bu bug'lıymış. Bu haftanın en çok izlenme kazananı Rus tabaklı büyük ihtimalle. Eldiren'miş o da. Bu haftanın en çok takipçi kazananıysa tam Rus tabaklı, yine o da Eldiren'miş. Ya senin sunacağın haberin. 300 bin takipçi diyor, 300 bin takipçi yok. Zaten kaç takipçisi var oğlum? 300. Ya bro bu YouTube videosu niye yayın gibi atıyorsun ya sen? Kessene şuraları, YouTube videosu atıyorsun sen. Okan! Aptal kendinle çelişmeni izliyoruz ya. Size bug'lı ne yapayım? Lan kes orayı o zaman. 40 bin zaten takipçisi. Bu ban mı yedi acaba? Ban yiyip tekrar mı açıldı abi? Belki öyle bir şey olabilir, bilmiyorum. Ban yese haberimiz olurdu ama. Extra olarak yeni bir istatistik eklemek istiyorum. Samimiyet abi mi? Twitch partneri olmayıp Twitch'in enlerini sıralayacağım şimdi de. Partner olmayıp en çok izlenme saati kazanan Bimbit Pro. Partner olmayıp en çok tepe izleyicisine sahip Sertac Zayim oldu. Partner olmayıp en çok ortalama izleyiciye sahip Eğim Altire DLL. Bu ne oğlum? Ne yaptın oğlum size? Partner oğlum. Binbir surat. Partner olmayıp en çok yayın süresine sahip. Okan ya. Selamun aleyküm. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle bir reklam da bastım gitmeden önce. Bay bay brolar. Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.